bu video ne işimiz var Libya'da diyenleri üzebilir. Bizim askerlerin orada ne işi var? Ne işi var bizim askerlerin Libya'da? Hangi gerekçeyle gidiyoruz biz oraya? İkinci Libya'yla yapılan ikinci uluslararası anlaşmaya red oyu verdik. Bunlar şimdilik kenarda dursun. Biz asıl meseleye gelelim. Başta Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Fransa olmak üzere birçok devlet Libya'da Hafter güçlerini desteklemiş ve Hafter az kalsın Libya'yı tamamen ele geçirecek hale gelmişti. Fakat Türkiye hemen müdahalede bulundu ve Libya'yı kurtardı. عندما دخل قلب جميع الموازين والكل يعلم ان حكومه الوفاق الشرعيه حالفت مع هذا الحليف التركي. Türkiye'nin Libya politikasını anlamak için önce ileri görüşlülük olması lazım. Türkiye buraya keyfi için gitmiyor. Türkiye, Libya ile anlaşması sayesinde Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığı tartışmalarını noktaladı. Yani ne işimiz var Libya'da diyenler, bu hamle sayesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gazda söz hakkı sahibi olacağını yavaş yavaş anlamaya başladılar. Sayın Bush bilmelidir ki, bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Sonra bir de utanmadan şöyle diyorlar. Doğu Akdeniz'de zengin petrol var. Doğalgaz yatakları var. Amerika orada. Yunanistan orada. Kıbrıs Rum yönetimi orada. Mısır orada. Katar orada. Hepsi orada. Bir tek devlet yok. Türkiye. Niye yok? Ulan Türkiye başından beri orada. Bunu söyleyerek bizimle alay mı ediyorsunuz? Siz değil miydiniz Doğu Akdeniz'de gaz aramaları yaparak boşuna para harcıyoruz diyen? Türkiye, Libya ile görüşmelerini artırdı. Son olarak dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıkladı. Yine deniz yetki alanlarına ilişkin mutabakat muhtırası ortak menfaatlerimizi güvence altına alıyor. Libya ve Libyalıların hakkını ve Türkiye ve Türk halkının haklarını güvence altına alan bu bir anlaşmadır. Bu husus herkesinden Libyalı kardeşlerimizce de kabul ediliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'dan oluşan heyet, Erdoğan'ın talimatıyla Libya'ya gitti. Türkiye ve Libya, 2019'da deniz yetki anlaşması imzalamıştı. Bugün açıklanan hidrokarbon anlaşmasıyla birlikte Türkiye, Libya'nın münhasır ekonomik bölgesinde, yani Libya kıta sahanlığında arama faaliyetleri gerçekleştirebilecek. Bu da ne işimiz var Libya'da diyenlere kapak oldu. Türkiye, şükran Türkiye, şükran Türkiye, min dâhil terhûne, şükran Türkiye, min dâhil terhûne, min sinsin terhûne, şükran Erdoğan. Türkiye ile Libya'nın 2019'da imzaladığı anlaşma Yunanistan'ı fena halde çıldırtmıştı. Çünkü bu anlaşma Yunanistan'ın iddialarını tamamen çürütüyordu. Yunanistan ise Doğu Akdeniz'de bulunan Girit, Kaşot, Kerpe, Rodos ve Meis hattını esas almış ve bu adalarında Yunanistan'ın ana karasının parçası olduğunu iddia etmiştir. Bu iddiaya göre bu adaların da kendine ait karasuları ve münhasır ekonomik bölgeleri olabileceğini ileri sürerek adalardan oluşan hatta Anadolu arasında ortay hatta dayalı deniz yetki sınırlandırması yapmaktadır. Yunanistan bu argüman çerçevesinde bölge ülkeleri ve özellikle de Güney Kıbrıs'ta yetki sınırlandırma anlaşması yapmak istemektedir. Fakat şu ana kadar Türkiye'nin de tepkisi nedeniyle böyle bir anlaşma yapmamıştır. Buna karşılık Türkiye 18 Mart 2019 tarihinde Birleşmiş Milletler'e gönderdiği mektupta Akdeniz'deki kıta sahanlığının sınırlarını 32 derece 16 dakika 18 saniye doğu meridyeni ile 28 derece batı meridyeni arasında kalan bölge olarak belirtmiştir. Ayrıca Mısır'la Türkiye deniz yetki alanının orta hattının da Türkiye'nin kıta sahanlığının sınırı olduğu belirtilmiştir. Doğu Akdeniz'de hali hazırdaki durum uluslararası hukuk açısından bu çerçevede seyretmekteyken Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatı bölge jeopolitiğini derinden etkileyecek çok kritik bir hamledir. Bu bir yandan Türkiye'nin egemenlik hakkını hiçe sayarak sözde münhasır ekonomik bölge ilan eden Yunanistan'ın bölgedeki pozisyonunu etkileyecek
Diğer yandan da Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ı dışında tuttukları Doğu Akdeniz Enerji Platformu gibi girişimlerde bulunan İsrail, Mısır gibi devletlerin bu tutumu yeniden değerlendirmesini sağlayacaktır. Bu kritik hamle, başta Yunanistan olmak üzere Güney Kıbrıs, İsrail ve Mısır'ın tepkisini çekti. Özellikle bu hamlenin Kuzey Kıbrıs Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy'un, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs arasındaki çift yönlü doğal gaz hattı projesini duyurmasının hemen ardından gelmesi, Doğu Akdeniz'deki enerji jeopolitiği denklemini tamamen değiştirmiştir. Doğal gaz hattı projesi, enerji ticareti ve enerji güvenliği açısından politikaları yeniden düşündürecek bir hamleyken, Türkiye-Libya arasındaki bu mutabakatta, bölgede uluslararası hukuk açısından kartların yeniden karılmasına neden olmuştur. Bu mutabakatta Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs ve İsrail'in Türkiye aleyhine Libya ile bir yetki sınırlandırma anlaşması yapmasının da önüne geçilmiş oldu. Mutabakatın olası etkilerinden bir diğeri ise Yunanistan'ın Güney Kıbrıs, İsrail ve Mısır gibi Doğu Akdeniz ülkeleriyle yapmayı planladığı ve belki de yapabilmek için fırsat kolladığı deniz yetki sınırlandırma anlaşmalarının önüne geçmesi oldu. Bir ön anlaşma niteliğindeki bu mutabakat muhtırası, öncelikle Türkiye'nin deniz yetki alanının batı sınırını belirlemiş oldu. Böylece Türkiye, Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip ülke olarak uluslararası hukuka aykırı hamlelerle kendi kıyılarına sıkıştırılamayacağını göstermiş oldu. Ayrıca bu mutabakat, Doğu Akdeniz'e kıyıdaş olan bu iki ülkenin de deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda aynı şekilde düşündüklerini gösteriyor. Bunların yanı sıra gerçekleştirilmeye çalışılan İsrail, Mısır, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın ortak eylemlerine karşılık Akdeniz havzasındaki denklemin diğer kıyıdaşları yok sayarak kurulamayacağını bir kez daha göstermiştir. Ek olarak bu mutabakatta Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs ve İsrail'in Türkiye aleyhine Libya ile bir yetki sınırlandırma anlaşması yapmasının da önüne geçilmiş oldu. Mutabakatın olası etkilerinden bir diğeri ise Yunanistan'ın Güney Kıbrıs, İsrail ve Mısır gibi Doğu Akdeniz ülkeleriyle yapmayı planladığı ve belki de yapabilmek için fırsat kolladığı deniz yetki sınırlandırma anlaşmalarının önüne geçmesi oldu. Böylece tek taraflı eylemlerle Doğu Akdeniz'de yapılan yetki sınırlandırmalarının uluslararası hukuka aykırı olduğu ve diğer kıyıdaş devletlerin de anlaşmalarla uluslararası hukuktan doğan haklarını müdafaa edeceği bölge ülkeleri tarafından anlaşılmış oldu.